Herkese yeniden merhaba. Şu anda elimizdeki slaytların dördüncüsüne bakıyoruz. Bu slaytla kalın bağırsağın o bölümünün neden alındığını göreceğiz. Bu kalın bağırsak kanseriyle karşı karşıya olduğumuz bir durum. Neyin ne olduğunu anlayabilmeniz için biraz çizim yapacağım. Tamam mı? Evet, burası lümen. Lümen kalın bağırsağın iç kısmı. Burası da karnımızın geri kalanı. Kalın bağırsağın karnımızda kıvrımlandığını biliyorsunuz. Değil mi? E bunun içinde ayrıca bir terim var zaten. Peritoneal. Yani karın zarı. Periton boşluğu bağırsak anslarının bulunduğu yerdir. Bu slayttaki en önemli kısım burası. Yani peristaltik hareketi mümkün kılan kas doku. Peristaltik hareket, bağırsakların içindekileri ittirmeleri ya da hareket ettirmeleri için yaptıkları harekettir. Biliyorsunuz bağırsaklar bir takım hareketler yaparak içindekilerinin ilerlemesini sağlar. Kasın bu kısımda oldukça iyi durumda olduğunu görüyoruz. Olması gerektiği kadar kalın. Aynen burada da. Son derece iyi görünüyor. Burada gördüğünüz minik kırmızı noktalar al yuvarlarımız. Buna bakarak buradaki kasın kalınlığının da birkaç milimetre olduğunu söyleyebiliriz. Burası 6'ydı hatırlarsanız. O halde isterseniz bunun da 6 milimetre olduğunu şöyle not edelim. Bu kas oldukça kuvvetlidir. Şimdi slayta odaklanacak olursak bu şekilde yukarıya doğru çıkıyor. Sonra da aşağı doğru iniyor ama başı beladaymış gibi bir görüntüsü var. Buradaki garip görünümlü olan yer bir zamanlar bir polipti. Sonra inanılmaz bir şekilde büyüyerek buna dönüştü. Normal bağırsak dokusunu burada görebilirsiniz. Buradaysa displazi var. Kötü göründüğünü görebiliyorsunuz, değil mi? Displazi burada başlıyor. Displastik dokunun kenarlarını da Buralarda görebilirsiniz. Bu arada tıpta plastik ne demek hiç merak ettiniz mi? Hı? Mesela plastik cerrahi derken plastik şekil verilebilir anlamında kullanılıyor. Aynı zamanda büyüyebilen, yani şekli değişebilen anlamına da geliyor. Plastik doku deyince şekil değişikliği söz konusudur. Buradaki şekil değişiklikleri yanlış o sebeple displastik. Displazi bir hücrede, dokuda, organda, hatta bir uzuvda bile gerçekleşebilir. Bununla kastedilen büyümenin ya da şekil değişikliğinin yanlış olduğudur. Evet, hücre displazisinin olduğu yer bu. Yani bunların hepsi kötücül hücreler. Muhtemelen her şey burada bir yerde başladı ve buraları da işgal ediyor. Tek bir kötü hücreyle başlamış olabilir. Ama genellikle şimdi görüntüyü değiştireceğim. Evet. Şu ana kadar yaptığımız çizimleri de kaybedeceğiz. Ama buna benzer şeyler genellikle bunlardan biri olarak başlar. Mesela kötü hücre burada ortaya çıkmış ve bu şekilde de büyümeye başlamış olabilir. Büyüme dediğimizde bu tek bir hücre değil. Ondan sonra gelen tüm hücreleri de kastediyoruz. Milyarlarca hücre kötü bir şekilde büyümeye başlıyor. Buradaki vakada ufak bir şekilde de büyümüyor üstelik kasın içine kadar geliyor. Şimdi diğer slayta geri dönelim. Bu arada vücudumuzun bunlarla savaşma mekanizmaları var ama burada başarısız olunmuş. Mesela bağışıklık sistemini düşürürsek kanser olma olasılığı artar. Bu arada kanserle ilgili bazı tartışmalar var bağışıklık sisteminin düşük olduğu bir anda vücudumuza giren bir virüs mü kansere yol açar yoksa kanseri ortadan kaldırmak için hücre içinde büyük gözetlemeler mi yapılıyor? Virüsler gerçekten de inanılmaz şeyler. Her şeyi burunlarını sokuyorlar. Hatta bizim DNA'mızın bir kısmı da çok eski virüslerden geliyor. Bazı virüs kategorileri var. Hücreye girip de hücre DNA'sını bozabilen virüslerden bahsedebiliriz. Bu virüsler kendilerini hücreyle birleştiriyorlar. Ama az önce bahsettiğimiz gibi irritasyona yani tahrişe sebep olanları da mevcut. Bunlar da bulundukları yerlerdeki dokuların büyümesine yol açıp bu şekilde problem yaratıyorlar. Bu slayta geri döndük ve karşımızda kanserli bir doku var. Muhtemelen burada bir yerde başladı, büyüyor ve etrafındaki normal dokuya da yayılıyor. Şimdi de hücrelere bakacağız. Şuraya yakınlaşalım. Çok yakınlaşacağız. Dikkat edin, başınız dönmesin. Öncelikle kenarlara bakalım. Burası normal olan yer ama tamamen de normal değil. Çünkü parçalanmış ve tahriş olmuş. Burada yani kenarda bir irritasyon var. O zaman hiperplazi söz konusu. Biraz daha derine inersek burası normal olan kısım ama bozulmak üzere. Her yönde doğru bir büyüme söz konusu. Burası da kanseri normal dokunun yanında görebileceğimiz yer. Daha önce displaziden bahsetmiştik ama bu gerçekten de çok daha kötü. Bunlar normal hücreler ve yapmaları gereken işi yapıyorlar. Müsin üretimi var. Çekirdekleri de altta. Ama ya bu? Oh, tam bir kaos. Karsinoma in situ. Yani belirli bir yerdeki kanserden bahsetmeden önce eğer buna benzer hücreler görürseniz bunların uzaklaşmasına izin vermemelisiniz. Bunlar çok ama çok kötü. Ellerine geçen her imkanda saldıracaklar. Çünkü çıldırmışlar. Burada bir grup hücre var. Burada da bakın rastgele büyüdüklerini görebilirsiniz. Bu sınırı geçmemiş bir polip görülürse onun da çıkarılması gerekir. Kalın bağırsak kanseri cerrahi tedavinin mümkün olduğu bir kanser türüdür. Kötü olan kısmı alınca hasta muhtemelen iyileşir. Az önce dediğimiz gibi eğer bu bir polipin ucu olsaydı onu muhtemelen çıkarmak gerekirdi ama yine de hastanın operasyon sonrasında takip edilmesi gerekirdi. Eğer polip boyundan biraz aşağı indiyse, birazcık ilerlediyse ya da tam sınırdaysa izlenmesi gerekir mutlaka. Buradaki problemse bir dakika şöyle göstereyim. Bu kısımda problem yoktu ama toplar damar ve atar damarlara yaklaştığında mesela bunlar atar damar ve toplar damarların olduğu kısma gelmişler. Uf, çok kötü. Kötü. Bu hücreler dağılmışlar. Mesela burada bir hücre yuvası var. Buradaki de toplar damara girmeye çalışan bir kanser hücresi. Burası metastazın kaynaklandığı yer. Yani Kanserin başladığı yer. Bunlar kötü çocuklar. Buradaki hassas kan damarlarına yakın bir yerlerde büyüyorlar. Hatta bu kan damarlarının kapısını çalıyor. Of of of. of. İçeri girdiğinde de bu bir venül yani küçük bir toplar damar. Evet, içeri girdiğinde de buradan dışarı çıkacak. Buradaki iki boyutlu bir kesit olduğu için tam göremiyoruz ama bu damarın ekrandan dışarıya doğru çıktığını düşünebilirsiniz. Mesela bu ekrandan dışarıya doğru ilerleyip buna bağlanacak ve bu şekilde ilerleyecekler. Metastaz kanserin kendisine yeni bir yuva bulması olarak düşünülebilir. Mesela buradaki hücrelerden biri bir çıkış yolu bulup örneğin akciğere ya da karaciğere gelebilir. Buradaki vaka gerçekten de metastaz olabilecekmiş gibi görünüyor. Bunun gibi bir şeye baktığınızda kanser için kullanılan terimlerden biri derecedir. Derece, kanserin ne kadar kötü göründüğünü anlatır. Buradaki durum gerçekten de kötü. Durum kötü demek bir davranış eksikliğidir. Mesela doktorlar sık sık kötü tümör, iyi tümör gibi terimler kullanır. Yani bir nevi kanserin derecesini belirtirler. Çekirdeği bu kadar büyümüş olan ya da direkt bu kadar olan bir hücre olduğunda kaos var demektir. Ve kaos sadece çekirdeğin boyutunu değil, nasıl davrandığını da tanımlar. Çekirdek boyutu bir göstergedir. Çünkü çekirdek kaynaklarını bölünmek için kullanır. Ama bunun yanında yani normalde hücre içinde her şey düzenliyken DNA bunlar hücre içine gelmeden bölünmez. Bu ileri dereceli bir tümördür. Ha bunun yanında bir de evre diye bir terim kullanırız. Evre kanserin vücudun neresinde olduğunu anlatır. Mesela burada eğer kötü hücreler üst kısımdaysa kanser erken evrededir. Ama kötü hücreler buraya kadar geldiyse kanser ilerlemiş evrededir. Karsinoma in situ'nun evresi ise sıfırdır. Bu kanserin herhangi bir yerde olmadığı anlamına gelir. Yani henüz yayılmamıştır. Buradaki gibi eğer sınır aşılmış ve işgal başlamışsa evre birdeyiz demektir. Evre derinlikle de bağlantılıdır. Ve bunun yanında farklı şeyler yani mesela vücudun nerelerine gitti gibi şeyler de var tabi. Bu da en ileri evre oluyor. Bu evre tüm kanserler için geçerli bir kavram. Evre genelde birden dörde kadar olur. Kısacası bu sadece boyutuyla alakalı değil. Yani kanserli doku çok büyük bile olsa eğer tehlikeli bir yerde değilse evre sıfır ya da evre 1 söz konusu olabilir. Evre deyince dünyanın neredeyse her yerinde aynı standartlar kullanılıyor. Kanseri evrelendirmede TNM sistemi kullanılır. T tümürün boyutunu ve nerede yerleştiğini yani sınırları aştı mı aşmadı mı onu belirtir. Bu sınırı aşma önemli bir mevzu çocuklar. N ise lenf nodunun N'si. Mesela buradaki lenf bezlerine yayılmış mı? Yayıldıysa durum kritik. Lenf bezleri lenfin bulunduğu ve buraya yakın olan yapılardır. Ha, burası da aslında bir çıkıştır. Diğeri yani M ise metastazdır. Yani kanser hücresinin vücudun geri kalanına yayılmasıdır. Kanserin evresi işte tüm bunlara bakarak belirlenir. Metastaza biraz detaylıca bakarsak eğer bunun gibi bir şey için lenf düğümlerine ulaşmak ilk adımlardan biridir. Ama akciğere ya da karaciğere gidebilmek için kanserli hücrenin kan damarlarına ulaşması gerekir. Kalın bağırsaktaki lenfatik lokal bir lenf düğümüne bağlanır ama bu şekilde akciğere ulaşmaz. Yani bir şekilde dolaşım sistemine girmesi lazım. Buradaki bu şekilde görünüyor. Kansere bakarken son olarak bir de şu kısma odaklanalım. Burası işgalin en derin olduğu yer. Vücudun bağışıklık fonksiyonu hakkında konuşuyoruz. Evet. Şöyle göstereyim. Burasının ne kadar gevşek bir görünüme sahip olduğunu ve minik bağışıklık hücrelerini görüyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi? Bunlardan bahsediyorum işte. Minik ve yuvarlak olanları görüyor musunuz? Bunlar lenfositler. Lenfosit ve kanser hücrelerini nasıl ayırt edebiliriz? Mesela buradaki klasik bir hücre plazma hücresi olarak adlandırılır. Çizersek burada bir çekirdeği var ve geri kalan kısımda antikor üretiyor. Bu arada şu anda herhangi bir hücreyi yuvarlak içine almıyorum. Sadece şu üstteki küçük olanın içini çiziyorum. Öyle düşünün. Evet, bu bir plazma hücresi ve muhtemelen tümere karşı antikor üretiyor. Bağışıklık tepkisini yerinde görüyoruz. Bu kanser hücresinden pek de farklı görünmüyor, o yüzden bunu açıklamak biraz zor. Eğer bir mikroskopumuz olsaydı, çekirdeği ışık altında incelerdik. Buradakilerin pembe granülleri olurdu ve böylece bağışıklık hücresi olduklarını anlardık. Hemen şuraya geleyim. Evet biraz uzaklaştık. Burası enflamasyonu gördüğümüz yer. Buna en yakın kanser hücresi mesela buradakiler olabilir. Bu görüntüde bu daha iyi anlaşılıyor. Daha da uzaklaşırsak burası kanser, bu da vücudun kansere verdiği tepki. İşte bu bağışıklık tepkisini artıracak tedaviler üzerinde çalışmaya devam ediliyor tıp her zaman olduğu gibi gerçekten yine inanılmaz. Hepinize sağlıklı, güzel, güzel, güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere.